Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun etrafında pervane dönen al ve ashabına, edbaına. Onların nurlu ve onurlu yolunu yol edinme gayretinde olanlara da selam olsun. Aşıkların gözyaşlarının damlaları adetince, denizlerin, deryaların damlaları adetince. Salat ve selam olsun iki cihanın güneşine, Efendimiz'e, başımızın tacına, Gönül Sultanımıza salat ve selam olsun kıymetli kardeşlerim. Esselatu ve aleyke ya Resulallah, Esselatu ve aleyke ya Habiballah, Esselatu ve aleyke ya Şefiyallah. Kıymetli kardeşler bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sevdiği yemeklerden bahsedeceğiz. Allah nasip ederse sohbetimizi yine Geylani Kararışan Instagram hesabından canlı olarak e, izleyerek de dinleyebilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği yiyecek ve içecekler Ebu Hureyre radıyallahu an tarafından rivayet olduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir surette Hiçbir yemeği ayıplamamış, canı isterse onu yemiş, istemezse yememiştir. Ama çeşitli rivayetlerden o iki cihan serverinin bazı şeyleri daha fazla sevdiğini sevgili kardeşler öğreniyoruz. İşte nedir bunlar? Ee, gönül dostlarımızla, kardeşlerimizle paylaşalım istiyoruz. Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimize gece namazında beline kuvvet vermesi için un helvası yemesini tavsiye ettiği rivayet ediliyor. Ayşe annemizden nakledilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taama yani yeme hiçbir yemeği un helvası kadar sevmezdi buyuruyor. Kıymetli kardeşler. Evet. Allah Resulü'nün çok ciddi manada sevdiği bir yemektir. Un helvası yani bele kuvvet verir, kalbe rikkat verir un helvası. Onu sever kendisine ikram edildiğinde yüzünde bir ferahlık görülür. Hani mesela bir misafirliğe gideriz, sevdiğimiz bir yemek varsa böyle yüzümüzde bir tebessüm oluşur ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine un helvası ikram edildiğinde çehresi bir değişir bir neşelenirmiş kıymetli kardeşler. Yine kabak Peygamber Efendimizin sevdiği yemekler arasındadır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimizin sevdiği bir yiyecek de kabaktı. Çünkü o Zikrullah esnasında kalbe dikkat verir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim. Evet. Vasilet bin Eskadan aktarıldığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki kabak aşıyın kabak aklı artırır, beyne kuvvet verir. Değil mi? Oysa bizler maalesef kabağı çok tercih etmeyiz kıymetli kardeşler. Peygamberimizin hadisi var, tavsiye ediyor kıymetli kardeşler. Yani aklı artırır, beyne kuvvet verir buyuruyor kabak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimizin sevdiği yemeklerden bir tanesi de et. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız eti iyi anlayalım kıymetli kardeşler. Efendimiz et bazen şifadır bazen derttir buyuruyor. Yani bunu çok iyi anlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem et dünya ve ahirette yiyeceklerin efendisidir buyurmuştur. Peygamberimizin en çok koyun kürek, koyunun kürek ve ön kollarının etini sevdiği rivayet edilir en iyi et koyunun sırt etidir buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanın sağ taraf etleri sol taraf etlerinden daha üstün ve hafiftir buyuruyor. Bunu biliyor muydunuz kıymetli kardeşler? Hayvanın sağ taraf eti sol taraf etinden daha üstündür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şimdi Kabakla alakalı soru soruyor kardeşlerimiz. Bal kabağı mı, normal kabak mı diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste tarif ederken bununla alakalı bir ayrım yapmamış kıymetli kardeşler. Bal kabak veya normal kabak diye bir ayrım yapmamış. Yani kabağın her türlüsü. Mesela bir tatlı tercih edilecek. Yine kabak tatlısı var bilirsiniz. Bu tercih edilmesinde fayda vardır kıymetli kardeşler kabağın her türlüsü. Yani Cenabı Allah bu özelliği kabağa vermiş kıymetli kardeşlerim. Bunu da kardeşlerimize duyurmuş olalım inşallah. Evet ne dedik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların sağ taraf etleri sol taraf etlerinden daha üstün ve hafiftir. Bakın e Efendimiz diyor ki, et işkembeden uzaklaştıkça değeri artar. Yine bir hadisi şeriflerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam sizden biriniz çorba yapmak için et satın aldığında suyunu çok koysun. Zira yiyen kişi çorbanın içinde et bulamazsa suyundan içer. Çünkü et suyu iki etten birisidir demişler değil mi? Yani bazen böyle restoranlarda filan da et suyuyla çorba yaparlar. O hakikaten ayrı bir lezzetli olur, ayrı bir e, tat verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok değer verdiği e, yiyeceklerden bir tanesi de nedir? Sirke kıymetli kardeşlerim Cabir radıyallahu anh demiştir ki, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehline evde bir katık bulunup bulunmadığını sordu. Yani şunu e, açıklık getirelim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği yemekler derken, bizim gibi ya ben şu Adana kebabını severim, Urfa'nın bilmem neyini severim değil. Elde ne varsa kıymetli kardeşler, bunu bir e, anlayalım inşallah. Bakın, ne soruyor Efendimiz ehline? Hazreti Cabir rivayet ediyor. Ehline sordu yani ev halkına, evde bir katık var mı, yiyecek bir şeyler var mı? Dediler ki, ya Resulallah sadece sirke var evde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu isteyip, sirke ne güzel katıktır diye yemeye başladı diyor. Sirke deyip geçmeyin ya, sirke... Ben kokusundan çok haz etmem ama sirke peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli kardeşler iltifatına mazhar olmuştur ya sirke. Yani sirkeye saygı duymak durumundayız kardeşim. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden iltifat almış sirke kıymetli kardeşler. Sirkeye şunu bunu demek bize yakışmaz kıymetli kardeşler. Niye? Allah Resulü met ya. Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu sözü işiteli beri sirkeyi severim diyor. Yani Allah Resulü sirkeye bu sözü söylediğinden beri sirkeyi severim diyor kıymetli kardeşlerim. Evet yine sirke deyince sorular soruldu. Elma sirkesi mi şu sirkesi mi fark etmez kıymetli kardeşlerim. Sirke yani elmadan olur, armuttan olur, üzümden olur bilemiyorum hani çeşidini. Allah Resulü şu bu diye ayırmamış değil mi? Yani sirke, sirke kıymetli kardeşler. Biz bunu anlayacağız. Bir de yine hurma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine tatlı veya koku ikram edildiğinde geri çevirmezdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çok sever, tek adetle yer ve çekirdeğinin baş ve orta parmaklarıyla tutar ve çıkartırdı. Yani şöyle Instagram'dan izleyen kardeşlerime tarif edeyim. işte şunun bir hurma olduğunu düşünsek şöyle. Baş ve orta parmağıyla tutar. Efendim öyle hurma yer çekirdeğini çıkartırdı buyuruluyor kıymetli kardeşler. Tek adette yermiş hurma. Ya bir tane yer, ya üç tane yer, ya beş tane yer, ya yedi tane yer. Bunda bir hikmet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı kıymetli kardeşlerim böyleymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın, kıymetli kardeşler, e, hurmayı çok sever, tek adette yer ve çekirdeğini baş ve orta parmaklarıyla tutar ve çıkartırdı. Yine yaş hurmayla acuru birlikte yerdi. Bildiğimiz acur var ya, onu yaş hurmayla beraber yerdi. E, kim her sabah yaş hurmadan aç karnına yedi tane yerse, o gün ona zehir yahut sihir zarar vermez buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hurmanın yaşı vardır. Artık Türkiye'de de efendim çok yerde bu hurmanın yaşını bulmak mümkün kıymetli kardeşlerim. Birçok markete filan da bu geldi artık zannedersem. Yaş hurma. Sabah yedi tane yeni. O gün zehir yahut sihir tesir etmez buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hurma aldığınızda bu yaş hurmayı tercih etmenizi tavsiye ederim kıymetli kardeşlerim. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın yaşına da kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir. Hurmanın yaşını kurusuyla yemek de sünnettir. Hani yaş hurmayla kuru hurmayı da aynı anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yedi olmuş kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, üç şeyde şifa vardır. Bakın, bal şerbeti içmekte, kan aldırmakta ve dağlama yaptırmakta. Fakat ben dağlamayı sevmem buyuruyor Allah Resulü. Bal bütün hastalıklara şifadır. Çünkü yetmiş peygamber onun şifası ve bereketine dua etmişlerdir. Bal kıymetli kardeşlerim. Bal yetmiş peygamberin duasını almış bir gıdadır. Onun için bala önem verelim sevgili kardeşler Balı yani tüketelim. Çeşidi çok. Ucuzu var. Pahalısını alamıyorsa ucuzunu alalım. Yani ne olacak efendime söyleyeyim. Hani bir ara radyolarda, televizyonlarda işte 5 kilo 100 liraya satıyorlar diye ben alıp kullanıyordum kıymetli kardeşler. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Niye? Ya şimdi bazen kardeşlerimiz kızıyor ediyordu ya bu fiyata bu. Ya kardeşim tamam da 20 liraya alıyorsun ya. Yani değil mi? Ben alıyordum bunu, kullanıyordum. Kahvaltıda gayet de keyifli gidiyordu. Yine olsa yine alırım yani. Sıkıntı yok. Yeter ki temiz olsun. Şeker varmış, yokmuş önemli değil benim için yani. Çok da önemli değil. Çaya da şeker atıyoruz. Ne olacak? Çok da önemli değil benim için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç şeyde şifa vardır. Bal, şerbeti içmekte, kan aldırmakta, dağlama yaptırmakta. Ama dağlamayı ben sevmem. Evet, bal tüketelim 70 peygamberin duası var kıymetli kardeşler. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ayın üç günü, bakın her ayın üç günü, sabah bal yiyen kimse büyük bir hastalık gelmez, felçten uzak kalır buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Her ay üç gün bal yiyelim ya, yani hamuduyla yiyemesek de normal yiyelim kıymetli kardeşlerim. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakın çok önemli. Her ayın üç günün bal yiyen insana hastalık gelmez, felçten uzak kalır buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Mesela ben iş yerinde de bazen böyle sabah sandviç yiyorum ekmek arası kıymetli kardeşler. Sandviçin yanında böyle küçük minik bir bal istiyorum bizim çay ucağından. Getiriyorlar. Niye? Sırf o hadisteki müjdeye nail olalım. Yani hastalık gelmesin, felçten uzak kalalım değil mi? Ben de şimdi dünyayı geziyorum kıymetli kardeşlerim. Afrika'ya gidiyorum, Avrupa'ya gidiyorum, Efendim, Arabistan'a gidiyorum, dünyanın her tarafını geziyorum. Allah'a hamdolsun hiç ciddi bir hastalıkla karşılaşmadım. İşin garibi hiç aşı da olmadım hayatımda. O kadar Afrika'ya gittim, 16 yıldır Arabistan'dayım, 15 yıldır bilmiyorum. Niye? Bunlara biraz dikkat etmeye çalışıyoruz kıymetli kardeşler. Her ayın üç günü sabah bal yiyen kimse büyük bir hastalık gelmez ve felçten uzak kalır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bir kimse her ayda üç gün şafak vakti aç karnına bal yese, o ay içinde hastalıklarla ilgili belalardan, afetlerden emin olur. Yani afet derken deprem felaket anlamayın. Yani hastalıkla ilgili bela ve afetten emin olur buyuruyor. Değil mi? Sabah aç karnına sevgili kardeşler şafak vakti bir şey yemeden al bir efendim tatlı kaşığı bal ee, olay tamamdır Allah'ın izniyle kıymetli kardeşler Peygamberimiz bir şey söylüyorsa o bitmiştir benim için kıyamet kopsa benim için bitmiştir o bir de kıymetli kardeşler efendimizin sevdiği yemekler üzüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzümün yaşına da kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir. Hurma peygamberin duasını almış, üzüm peygamberin duasını almış. Demek ki üzüm deyince de bir duracağız. Oks diyeceğiz. Niye? Peygamberden dua almış kardeşim ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuru üzüme de yaş üzüme de bereketli olması için dua etmiş. Bundan mı bu kadar lezzetli bu ya? Üzümü ben çok severim. En sevdiği meyvelerden biridir üzüm Efendimiz. Üzümün salkımının altından başlayarak yenmesinin sünnet olduğu rivayet ediliyor kıymetli kardeşlerim. Evet üzüm salkımın e, altından başlarmış Efendimiz. Biz üstünden başlıyoruz ya altından yermiş Efendimiz. Ee, niye? Ya biri gelse üstten ikram edebilirsin, değil mi? Üstünü yemişsin adam'a biraz uzatman biraz tuhaf olabilir kıymetli kardeşlerim ya. Evet. Ziya e, bin Ebi Hint anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e e, kuru üzüm gönderdi birisi diyor. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Kuru üzüm ne güzel yiyecektir. <laughs> o sinirleri sağlamlaştırır, hastalıkları giderir, kızgınlığı sakinleştirir ağız kokusunu güzelleştirir. Balgamı keser, benzi hoş şeyler. Üzümün faydaları kıymetli kardeşlerime. <laughs> evet. Üzümün faydaları duydunuz mu? Bir daha oku, paylaşayım mı sizlerle yani? Hastalıkları giderleş, giderir buyuruyor efendimiz üzüm için. Sinirleri sağlamlaştırır efendim, kızgınlığı sakinleştirir, ağız kokusunu giderir, balgamı keser, benzi hoş şeyler. Üzüm ya Ha bu bizim marketteki üzüm mü diyeceksiniz belki duydum. Aynen öyle marketteki üzüm işte kıymetli kardeşler. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği yemeklerden birisi de kıymetli kardeşler nedir? Tabi yemek yiyince ben sebze, meyve, normal yemek, tatlı hepsinin işini alıyorum. Karpuz. Evet, karpuz da Efendimizin en sevdiği meyvelerdendir kıymetli kardeşler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Peygamberimizin karpuzla yaş hurmayı birlikte yiyip şöyle buyurduğunu nakleder. Hurmanın hararetini karpuzun soğukluğuyla, karpuzun soğukluğunu da hurmanın hararetiyle kırıp gideriyoruz buyururdu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karpuzun yemekten önce yenmesi tavsiye ediliyor kıymetli kardeşler. Evet biliyor muydunuz bunu? Karpuzun yemekten ön, önce yenmesi tavsiye ediliyor. Şimdi bakın sevgili kardeşler özellikle Instagram üzerinden çok soru geliyor. Hangi üzüm diye sormuş kardeşimiz? Üzüm sadece. Siyahı, beyazı, aklınıza hangisi geliyorsa Cenab-ı Allah üzüme bu şifayı vermiş kıymetli kardeşlerim. Evet, evet. Cenab-ı Allah üzüme bu şifayı vermiş kıymetli kardeşlerim. Evet, karpuzun da yemekten önce yenmesi tavsiye ediliyor. Yemeği yiyoruz. Üstüne ya Allah ya karmızı. Yemekten önce yersek bu bizi biraz ne yapıyor sevgili kardeşler? Az yemek yememize de vesile oluyor kıymetli kardeşler. Peygamber Efendimiz sevdiği yiyeceklerden biri de süttür süt. Evet, Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu. Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse o kimse sütü içeceği zaman Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl. Bize daha çok süt ihsan eyle diye dua etsin diyor. Allah Allah. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, yani hem yiyecektir hem içecektir süt. Yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum buyuruyor Allah Resulü. Süt ne kadar mübarek, ne kadar bereketli, kıymetli kardeşlerim. Ne kadar bereketli bir gıdadır, içecektir ya, niye? Ya süt ya, süt yap, ayran yap, yoğurt yap, peynir yap, kaşar yap, yap da yap, hepsi süte bağlı. Süt bu kadar bereketli bir şey. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etinden sakınınız... Zira sütü devadır ancak eti bazen dert olabilir buyuruyor. Hani dedim ya efendimiz et için hem şifadır bazen de dert olabilir buyuruyor. Yani etin bir ayarı var. Eti belli bir ayarda yiyeceksin. Yoksa zararını görürsün. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyun sütü de içerdi kıymetli kardeşler. Fakat koyun sütü ağır olduğu için bir miktar su karıştırırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamber Efendimiz koyun sütünü de severdi. Koyun sütü biraz ağır olduğu için ona biraz e, su karıştırırmış. Kıymetli kardeşler, rivayetlerde öyle geliyor. Evet, Efendimizin sevdiği yemeklerden bir tanesi de sütlü bulamaç. Arpa ve buğday un, yağ, süt ile karıştırılarak pişirilen bir nevi muhallebi. Kıymetli kardeşler. Peygamber Efendimiz gerçekten sütlü bulamaç hastanın midesini kuvvetlendirip rahatlatır ve bazı üzüntülerini de giderir buyurmuştur. Sütlü bulamaç kıymetli kardeşler. Evet. Sütlü bulamaçla ilgili neden yapılıyor? Bir daha söyleyeyim. Arpa, buğday, un, yağ, süt. Beş madde birleştiriyorsun yapıyorsun. Sütlü bulamaçla ilgili Ayşe annemiz diyor ki bir defasında göğsümde bir sertlik ve başımda bir ağrıdan dolayı Resulullah'a şikayette bulundum. O da ey Ayşe sana sütlü bulamacı tavsiye ederim. Zira sütlü bulamaç bu şikayetlerini giderir buyurdu. Hatta ehli beytten biri hastalanınca ocaktan bulamaç tenceresi hiç inmezmiş. Ta ki o hasta iyileşinceye veya ölene kadar ocağın üstünden Bulamaç tenceresi hiç inmezmiş kıymetli kardeşlerim. Evet. Şimdi gelelim kıymetli kardeşler suya. Su da e, efendimizin e, sevdiği içeceklerden bir. E, su herkes e, ihtiyaç duyar diyebilirsiniz ama günümüzde öyle değil. Bakın. Birçok insan yanlış yapıyor. Hiç su içmiyor. Ayran içiyor, çay içiyor, meyve suyu içiyor, kola içiyor, gazoz içiyor. Su içmiyor kıymetli kardeşlerim su içmemiz lazım. Yani suyun yerini başka bir e, içeceğin efendim serinliğiyle gidermememiz lazım. Su ayrı bir şey. Peygamber Efendimizin içeceklerden en çok sevdiği ise soğuk ve tatlı olan su idi kıymetli kardeşler. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle yolculuklar sırasında ashabına su dağıttırırdı. Bir yolculuğu sırasında Efendimiz bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiş. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra sudan içmiş ve yanındaki sahabelere siz de yüzünüze ve boynunuza bir miktar döküm buyurmuştur. Özellikle bakın şu enselerinize kıymetli kardeş ensenize suyu biraz sürün. Evet, ensenize suyu biraz sürün. Su şifadır kıymetli kardeşlerim. Ensenize suyu sürün. Su şifadır inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su içtikten sonra şöyle dua etmiş. Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz başka bir hadisi şerifte ise su için şöyle buyurmuş. Allah suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını, rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu e, pisletemez. Peygamberler Sultanının sevdikleri, hoşlandıkları bizim de sevdiklerimiz ve hoşlandıklarımızdır elbette değil mi kıymetli kardeşler? Peygamberimiz sevgili kardeşler neyi seviyorsa, neyi hoşlanıyorsa onu biz de seviyoruz. Ondan biz de hoşlanıyoruz kıymetli kardeşler. Allah'ın bu nimetlerini hem Rabbimizin bir ihsanı olarak hem de Peygamber Efendimizin sevdiği yiyecekler niyetiyle yersek Sevgili kardeşler, inşallah her bir yudumu, her bir lokması ibadet ve şifa olur. Bakın bir Allah dostu, bir kitapta okurken rastlamıştım kıymetli kardeşler. Bir Allah dostu, evet. Ee, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nasıl karpuz yediğini bilemediği için ömründe hiç karpuz yememiş. Düşünebiliyor musunuz? Şu aşka bakar mısınız? şu sünnete uyuşa bakar mısınız kıymetli kardeşler? Bir eserde rastlamıştım hatırlamıyorum. Bir Allah dostu peygamber efendimizin karpuzu nasıl yediğini hani keser miymiş dilim mi yermiş yani nasıl yediğini bulamadığı için hiç ömründe karpuz yememiş. E biz olsak değil mi? Şöyle göbeğinden büyükçe bir kes bakalım deyiveririz. Ya, yani peygambere adamlar Öyle bir uymuş ki kıymetli kardeşlerim ya. Yatmaları ibadet, kalkmaları ibadet, yemeleri ibadet, içmeleri ibadet. Ne kadar güzel bir hadise ya. Keşke bizim de her halimiz ibadet yani. olsa. Yatışımız ibadet, kalkışımız ibadet, yiyişimiz ibadet, içişimiz ibadet olsa. Ne kadar güzel olur. Evet. Biraz da e, yeme içme ile alakalı kıymetli kardeşler e, bilgiler verelim. Sizlerle gönül dostlarımıza, kardeşlerimize su deyip geçmeyin ya. O kadar büyük bir nimet ki mesela biz Afrika'ya gidiyoruz su kuyuları açmaya. Nisan ayında yine Afrika'ya gideceğiz su kuyusu açmaya. Afrika'da başkentten yola çıktık. 500 kilometre yolu yaklaşık 14 saate geldik. 500 kilometre yolu. Çöllerden. Gece geldik çöle. Yattık 2 saat sabah namaza kalktık. Elektrik yok. Su yok. Doğalgaz yok. Dışarı bir çıktım kıymetli kardeşler çölde. Yıldızlar tepemize kadar inmiş. Vallahi kendimi Medine Asrı Saadet Medinesi'nde zannettim. Bize orada hizmet eden arkadaşlar vardı. Kalktım ateşi yakmışlar, çay suyu koymuşlar. Ateşte su pişiriyorsun yani ocak mocak yok, elektrik yok. Yani dışarı hasırı serdik. Ee, su abdest alacağız. Kapının önünde kuyu var dediler. Çıktım kapının önüne. Iı, Tulum vurduk, Ilık su sanki ısıtılmıştı. Dedim ki ya ne kadar sıcak. hocam dediler bu büyük bir nimet ya. Yok bu su yok yani. Allah o kuyu açanlardan razı olsun. Allah o kuyu açanların dünya ahiret bütün maddi manevi sıkıntısını gidersin. Allah o kuyu açan kardeşlerimizi sorgusuz sualsiz cennetine koysun. Rabbim o kuyu açan kardeşlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin. Rabbim o kuyu açan kardeşlerimizi mahşer günü güneşin bir mızrak boyu tepemize indiği O günde kıymetli kardeşlerim arşın gölgesinde peygamberin yanında gölgelenmeyi onlara nasip eylesin. Allah dostlarıyla gölgelenmeyi onlara nasip eylesin. Onlara firdevs cennetini nasip eylesin. Vallahi billahi dallahi. Dünyanın en büyük hizmetlerinden birisidir. Bir insana su hizmeti sunmak kıymetli kardeşler. Su varsa hayat var. Su varsa yaşam var. Su yoksa hiçbir şey yok kıymetli kardeşlerim. Onun için su, su, su. Kıymetli kardeşler, yemek içmek adabı hakkında şöyle birkaç kelam etmek istiyorum. Sohbetimizden sonraki bölümde de kıymetli kardeşler bununla alakalı konuşacağım inşallah. Evet. Maddeler halinde bir e, paylaşalım sizlerle kardeşlerimize. Yemeğe başlarken niyet. Yemeğe başlarken Allahu Teala'ya ibadet etmek, onun kullarına faydalı olmak, dinimizi, ebedi saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmeli. Bunu yaparsan yediğin ibadet. Yiyorsun baklavayı, sevap kazanıyorsun. Nasıl baklava yerken sevaba dönüştüreceksin? Değil mi? allah Teala'ya ibadet etmek için. Onun kullarına faydalı olmak, dinimizi ebedi saadet ve huzur yolunun bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmek niyetiyle yorum Allah'ım. Dedin olay bitti. İbadet. Sevgili kardeşlerim, yiyip içmenin farzları vardır. Yemen farzı vardır biliyor musunuz? Nedir bunlar peki? Yiyince doymayı, içince kanmayı Allahu Teala'dan bilmek. Çok yediğin için doymadın, çok içtiğin için doymadın. Allah seni doyurdu. Allah seni kandırdı. Değil mi? Helalinden yiyip içmek farzdır. O yemekten kuvveti geçinceye dek allah Allahu Teala'ya, değil mi? kulluk etmek. Bir de eline geçene kanaat etmek. Bu ne ya bazen şimdi çocuklar diyor ya eve geliyor. Anne ne yemek yaptın veya Abi işten geliyor. Hatun ne yemek yaptın? Ya atıyorum işte bugün taze fasulye pişirdim. Bu ne ya? İşte bu ne ya dedin. Sen gittin sınıfta kaldın. Bitti. Sınıfta kaldın. Zayıf bile yok kaldın sınıfta. Yani olur mu öyle şey? Hamdolsun hatun eline sağlık. Allah evimize bereket versin. Allah hep tenceremizi kaynatsın. Bereket olsun demen lazım değil mi? Bu ne ya? Oldun mu? Kusura bakma bu isyandır. Allah'ın verdiği. Bir erkek e, hanımına şunu diyebilir. Hatun ya bugün şu yemeği yap da bugün böyle ezel olsun diyebilir sevgili kardeşler. Ama ne yemek yaptın bugün? Ya bey bugün işte arpa şehriye çorbası yaptım. Bu ne ya? dedim mi Allah'a isyan olur. Afrika'da her yıl 7 milyon insan açlıktan ölüyor kıymetli kardeşler açlıktan ölüyor. Ben hallerini gördüm bizzat gören kardeşinizim. Bu ne ya dedim mi sınıfta kalırsın. Efendim yemeğin sünnetleri vardır. Yiyip içmeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeden önce ne diyeceğiz? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Şeytanı mı kovacaksın? Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkese hatırlatmak için yüksek sesle söylenir. Sokrada besmeleyi Enzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ve ala Herkes duysun ki onlar da söylesinler. Vesile olun yani kıymetli kardeşlerim. Evet. Sevgili kardeşler yemekten sonra elhamdülillah. Biliyorsanız devamını söyleyeyim. Elhamdülillahillezî et'amena ve sakana ve minel muslimin. Kureyş Suresi'ni de okuyabilirsiniz. Bu da yemek duasıdır aynı zamanda Kureyş Suresi berekettir yemekten sonra. Ni ila fi Kureyşin şitai sayf değil mi? beyt ed'amahum min ju'i min Bunu da yemekten sonra okuyabilirsiniz. Bunlar berekettir evinize kardeşlerim. Yemekten önce ve yemekten sonra el yıkanmalı. Yemekten önce elinizi bir suyla yıkayın, sıkın, kurulamayın. Kurulamayın. Efendimiz kurulamazmış kıymetli kardeşler. Sıktın güzelce. Efendim temiz bir yerde öyle. Nemli kalsın, o şekilde Bismillah de başla. Yani kendiliğinden kurusun, Havlunun tozu toprağa bulaşmasın buyurun. Yemekten önce gençler, yemekten sonra yaşlılar el yıkar kıymetli kardeşlerim. Değil mi? Sağlayı biçmek <laughs> tabağın kenarından kendi önünden efendim yemek. Sağ ayağı dik, sol ayak üstüne oturmak. Sofrada sünnet oturma çeşitleri vardır. Efendim üç şekil oturabilirsiniz. Bağdaşla kurabilirsin. Sağ ayağı dikip sol ayağı üstüne oturabilirsin. Diz üstü oturabilirsin. Yeme tuzla başlayıp tuzla bitirmek bu şifadır ve ilk ve son lokma tuzla başlayıp tuzla bitirmek. Değil mi? ...ekmekteki tuza niyet edilirse... ...bu da sünnet yerine geçmiş olur... ...ekmekle aldın bir parça... ekmekte de tuz vardır... E, ...sünnet niyetiyle başladın... ...bu da sevgili kardeşler... ...yine sünneti yerine getirmektir... ...kapta kalanı sıyırmak... ...hoşaf ayran gibi şeylerin... ...artığına su koyup çalkalayıp içmek çok sevaptır... ...evet... ...sonra yemek şartıyla... ...tabakta bardakta artık bırakmak... ...caizdir... ...mesela nasıl caizdir... ...misafirliğe gittin... E, yemek yedin. Tabakta biraz bırakırsan bu caizdir. Niçin? Ev sahibi Efendim ya acaba doydu mu doymadı mı şüphesine girmesin. Yeme azdır belki. Bundan dolayı kıymetli kardeşler. Yoksa evimizde yemek yiyoruz. Tabağımızı bitireceğiz kıymetli kardeşler tabii ki. Efendim elleri yıkamadan önce parmaklardaki yemek artıklarını şu e, üç parmak ve baş parmak işaret parmağı ve orta parmağın ucuna Allah şifa vermiş. Bunu dilinizi değdirmek şifadır. Bakın diğer parmaklarda yok kıymetli kardeşler. Allah böyle bir özellik vermiş. Yemekten sonra dişleri misvak veya kürdanla temizlemek. Dişler arasında, arasından kürdanla çıkartılan şeyler yutmamalıdır. Bu temizliği musluk başında yapıp diş arasından çıkan kırıntılar lavaboya atmalı sofrada bulunanları kıymetli kardeşler değil mi iğrendirmemeli. Evet. Sofranın müstahapları da var kıymetli kardeşler. Bunları da inşallah eee programdan dinleyebilirsiniz canlı yayından. Şöyle bir ara vermek durumunda kalacağız kıymetli kardeşlerim. <laughs> Kıymetli kardeşler Instagram üzerinden bizleri izleyen kardeşlerim her gün radyo sohbetlerini Allah nasip ederse Instagram üzerinden de sizlerle canlı olarak paylaşacağız. Sadece sohbet bölümünü sizlerle paylaşıyoruz kardeşlerim. Bu sohbetleri daha sonra inşallah YouTube kanalına da yükleyeceğiz. Oradan kardeşlerimiz ne yapabilirler efendim dinleyebilirler. Sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum kıymetli kardeşler. Sohbeti burada bitiriyoruz inşallah. Yine Radyo K frekansından dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo K yazın. Radyo K uygulamasını indirin. Oradan inşallah dinleyebilirsiniz. Allah emanet olun.